kimseye bakmadın. Hem kendin yaptın. Arkadaşımızı bir alkışlayın bakalım. Efendim, senin notunla açıklıyorum. 0. Efendim? Düz 0. Bakabilir miyim mi? Aa, vallahi 0. Hocam bu kadar konuşmayı 0 vermek için mi yaptınız hocam? Oğlum, dürüstlük de bir yere kadar. Biraz da çalışmak lazım, her şey beleşe değil. Hocam, biz kopya çekenleri alalım, velilerini ararız. Şimdi sizin annenize babanıza söyleyeceğim, gelin. Madde 6. Hayatınız boyunca kolaycılıktan uzak durun. Kendi emeğinizle alacağınız 0 bile kopya çekerek alacağınız 100'den kıymetlidir. Sen bir de onu babama söyle. İlave bir maddede ebeveynlere gelsin o zaman. Her gün farklı stresler yaşayan, sınavlara boğulmuş çocuklarınızı bir de notları yüzünden siz sıkıştırmayın. Unutmayın, onların ilginize en çok ihtiyaç duydukları zamanlar bu zamanlardır. Ali? Efendim hocam. Yapın maşallah. Banko iddia yaptığın gibi karne yapmışsın. Hep ev sahibi ve beraberlik 0 ve 1. Öyle demeyin hocam. Bakın bir tane 4'üm var. Evladım, haftalık ders saatimiz o. Haftada 4 saat o dersi görüyor musunuz? Haftada 4 saat ders mi var ya? Söz veriyorum hocam, bir gelecek sene bu karneyi düzelteceğim. Tutamayacağın sözler verme bence kanka. Haftada 11 ayrı ders var. Haftada o kadar ders mi var ya? Kaynatmayın! Tuna! Efendim öğretmenim? Baktın mı karnene? Baktım da hocam, bunun yanında bir de sap karnesi verseydiniz ben bunu nasıl götüreyim eve? Evladım ben ne yapayım? Yakışmaz ya, hiç yakışmadı. Aa, şuna bak, bir de bana kabahat buluyor. Tamam, daha fazla konuşmayın isterseniz. Pardon Tuna, üzülme yavrucuğum. Güzel taktikmiş, bravo Tuna. Sarp! Yavrucuğum, hadi bedeni, resmi anladım da senin beslenme dersin nasıl sıfır olabilir ya? Beslenme dersini durup parmağımla ısırmam. Gofretimi ısırmışım. Yanlışlıkla parmağımla ısırmışım. Taktı bana. Aferin yavrucuğum, böyle devam et. Zeynep, Eylül, Kıbenle bütün notlarınız, her şeyiniz aynı. Oley süper! Başardık, görüyor musun? Ya kızlar artık birbirinize benzemeyin, kendiniz olun ya. Ya anne nedir bu birbirine benzeme telaşı? Babalarımız aynı iş yerinde çalışıyor. Annelerimiz aynı dizileri izliyor. Evlerimiz karşılıklı. Aynı renkleri, aynı yemekleri ve aynı müzikleri seviyoruz. Ve aynı anda... Tuvalete gidiyorsunuz herhalde ya. Hocam bunları kopya insan gibi dolaşıyor ortalıkta ya. Yeter bu kadar kaynattın Emirhan. Sıra geldi sana. Sınıfın en kötü karnesine. Hocam ben karneye karşıyım. Her şey not mu? Hayır, yarışlarmış gibi koşturulmamız ne kadar doğru sizce? Evladım, kebapçı mı burası? Hesabı itiraz edildiği gibi karneye itiraz mı edilir? Neye itiraz ediyorsun? Madde 2. Öğretmeninizden not istemek ve özellikle karne notuna itiraz etmek iki defa düşünmeniz gereken konulardandır. Dikkatli olmak gerekir. Hocam, benim coğrafya sınavım çok iyi geçmişti. Ama bakın karneme 3 gelmiş. Bu not 3 olmaması lazım. 4 olması lazım. En az. En az. Allah Allah. Madem o kadar güveniyorsun kendine. Bir o zaman bakalım son sınav kendine. Bakalım hocam. Biz sormuşuz sana. Köylerinizin bitki örtüsü nedir demişiz. Sen cevap olarak ne yazmışsın? Ne yazmışım? Karalağına. Ama biz de Karadenizliyiz. Karalağınımız meşhurdur. Evladım, hadi ona öyle demişsin de Akdeniz'de dağlar denize nasıl uzanır diye sormuşum. Sen sırt üstü uzanacaksın. Yüzüstü müydü? Ya hocam ne olur ne olur bir daha baksanız. Ya ben bu dersten 3 alamam. 3 olmaz. Haklısın çocuğum. Vallahi haklısın. Şimdi bu karne notuna, karne kağıdına bakınca daha iyi anladım. Senin karne notun 3 olmamalı. Oley be. 2 olmalı. Al yavrum, karnedeki notu da düzelteyim. Bu dersten 2 al. Ya bu nasıl iş ama ya? Karnemdeki notu düzelteyim derken alçaktım. Penaltı kullanırken kendi kaleme gol attım resmen. Evet, benim güzel yaptığım. Karnenizi aldığınızı göre artık ellerinize dağılabilirsiniz. Hepinize iyi tatiller. İyi tatiller.
babam geliyor. Hem de deplasmana en güçlü döneminde kendi evinde vuracak beni. Bitti buldum, buldum, buldum. Katka buldum. Anlasana, buldum, buldum, buldum. Oğlum kafana elma mı düştü? Ben yanlışlıkla sırtını atomu mu parçaladın? Neyi buldun? Canım sıkkın, babamlar gelecek zaten. İşte onu buldum. Karnenin üzerindeki notlarla oynamanın yolunu buldum. Oynayalım mı? Madde 3. Karne notuyla asla ama asla oynamayın. Oynayalım hadi. Oğlum karne mayın tarlası gibi. Ne yapacağız? Nasıl oynayacağız? Bak kardeşim, ben bu iş için bir sezon çalıştım. Yeni belgeler yazdım. Artık bu işe hazırım. Bana güven ve ver karneni. Al kanka, babamlar gelmeden düzelt şu işi, gözünü seveyim. Dur. Şu ipini. Mürekkep duralama yapıyorum. Tamam, oldu. Al. Sağ ol kardeşim. Buyur oğlum. Coğrafyadan 300 almışım. 300 dinam mı var Ali? Yok mu? Ben genelde 1-2 aldığım için yüksek notlara pek açmıyorum. Ama hoca kaç kişiye karne verir ki? Fark etmez. Anlasanım gozosu! İlk yılını bitirmiş anlasanın akıllı gozosu! Akıl küpümü maşallah! Bak zeka fışkırıyor her yerinden! Ne karşılıksız örmeler bunlar? Daha karneyi görmedik, gel buraya, ne lan sen de? Ver bakayım karneyi. 300 oğlum, not mu aldın? 300 gram kuyma mı? Malum eğitim sistemi değişti babacığım. Artık hoca toptan veriyor notları. Benim de bu senelik toplam notum 300'müş babacığım. Sen gel bir şöyle bakayım. Madem 300, yani eğitim sistemi değişmiş olabilir, artık şaşırmıyorum. Madem 300, o zaman sen belge de almışsınız. Emirhan çocuğum. Madde 4. Belge almadıysanız asla ama asla belge aldım demeyin. Belge aldım tabii, ne belgesi aldım ben Ali? Babacığım ben bir belge aldım. Ne belgesi aldın çocuğum? Takdir mi, teşekkür mü? Yok babacığım. Sağ ol, belgesi aldım. Ne demek lan, sağ ol. Emirhan bu belge falan değil. Ben hiç değil mi Emirhan? Neden olmasın babacığım? Çocuğum. Hemen onun dışında başka belge nerede aldın? Sen ne aldın bakalım? Adamsın belgesi. Adamsın belgesi. Ver bakayım hadi, ver. Ne kadar belge almışsın? Helal olsun belgesi. Helal olsun belgesi. Koçumsun ben. Koçum musun? Ben bile kendime hak istiyorum valla. Bir de yürüme aslan belgesi. Yürüme aslan belgesi. Emirhan. Buyurun babacığım, belgelerle konuşuyorum. Seni çok başarılı oldum. Hiç konuşma bence sen. Bak Emirhan. Canım oğlum. Beni delirtme. Ve bundan ne olduğunu söyle bana. Belge. Belge. Yürüme aslan belgesi. Bir dakika, şurada bir tane... Emirhan Çelik, TC kimlik numarası 000000, sınıf numarası 9999 ve ders yılı dönemi every time. Belge numarası 216, tarihe every tarih bakmış. Bakmış, evet bakmış. Şimdi bu ne Emirhan? Hocam bana taktı. Hocasına taktı. Tamam. Başka bir şey var mı? Bu ne? Helal olsun belgesi. Okulumuzun öğrencilerinden numaralı öğretim yılında gösterdiği üstün başarısından dolayı iftar belgesiyle ödüllendirilmiştir. Ama helal olsun belgesi. Şimdi Emirhan, bunların hiçbiri belge değil. Ben bunları yemeyeceğim sandın. Sen bir benim yanıma gel, bir benim yanıma çalış, yazın. Görürsün o zaman. Hadi defne, gidiyoruz. Akıl köpüm benim! Zeka köpüm! Bekle bizi de burada! Ya ne yaşıyorsun sen? Sen üç tane hemen baba kardeşim. Neyse, sen de o karneyi düzelteceksin. Hoca görürse öldürürüz onları. İşte ben ona çalışmadım kanka. Ali git buradan. Git. Böyle yapayım de. Git. Git, sinirden gülüyorum bak. Git. Sinirim bozuldu. Git. Gözüm görmesin. Bir de böyle yapıyor. Git. Ya mahvoldum ben ya. Haksızlık bu. Değil mi? Bence de haksızlık. Ben de bittim. Senin de mi notların kötü? Hem de nasıl? Baksana, not ortalamam 99 gelmiş. Neden 100 olmadı? Madde 5. Her okulda notları çok iyi olsa da kaçırdığı bir puana üzülen bir öğrenci vardır. Bu öğrencinin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Arkadaşım, ben 99 alsam, babam kendimi billboardlara alsam,
Gazeteye tam sayfa ilan verir. Anlamıyorsunuz beni işte. Ben şimdi öğretmenimin yüzüne nasıl bakacağım? İstatine nasıl çıkacağım? Fatih Sultan Mehmet gibi çıkacaksın. Ben 99 alsam ertesi gün Viyana'ya sefere çıkarım. Anlamıyorsunuz beni işte. Öğretmenimin yüzüne nasıl bakacağım? Bir puan ya, bir. Vallahi ben 99 alsam öğretmenimin yüzüne. Aha, böyle bakarım. Hem de günde 10 saat bakarım. Her karne günü yeri izlemekten gözlerim bozuldu ya. Emirhan, neden buradasın? Evet Emirhan, neden buradasın? Ya, babamla annem öğretmenle konuşuyor. Siz hayırdır? Hiç, defterimi unutmuşum. Evet, ben de defterimi unutmuşum. Aynı anda defter unutmak nedir ya? İyice abarttınız. Sus be! Hadi gidelim. Defterlerinizi alıp gidelim buradan. Sus! Hadi defterlerimizi alıp gidelim. Yemin ederim dejavu yaşıyorum. Bak hala konuşuyorsun Emira! Ya sus artık! Alçaklara kar yağıyor düşünmedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Evet! Çocuklar, aslında onlar sizin gerçek haliniz değildi. Ben size küçük bir şaka yaptım. Birazdan gerçek halinizi vereceğim ama şimdi tatilin tadını çıkarın. Siz aslında pulanta gibi çocuklarsınız. Gidin ve doya git, doya doya oyun oynayın. Bizimki dışında, bizimki yine gelecek, sen yine kötü almışsın. Hayır, hayır, hayır. Çayan Bey, Emirhan notlarını da bu sene çok iyi aldı. Gerçekten coğrafyasız ama çok iyi geçmişti. Helal olsun be. Helal olsun be. Gel söyleyeyim. Aa, ne yapalım oğlum? Ben de bir hafta var. İyi tatiller! İyi tatiller! Madde 6. Eğer kötü notlar alsanız bile önünüzde bu notları düzeltmek için koca bir yaz tatili var. İyi değerlendirin. Ama elbette istirahatı ve eğlenmeyi de asla unutmayın. Unutmayın çocuklar. İyi eğlenin.